Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere ikinci videoda da beraberiz. Kıymetli dostlarım, ilk videomuzu seyreden bazı arkadaşlar şöyle dediler. Sen diyorsun ki, eve gelen polislerin içinde kadın polis yoktu. Sonra da iki tane karakol polisi bayana teşekkür ediyorsun. O zaman senin söylediğin diğer şeyler de doğru değil. Bu dikkatli olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onların merakını gidermek için de o iki bayan polisin evime nasıl geldiğini de anlatmak isterim. Kıymetli dostlarım, bir önceki videoda çocuklarımla ilgili olan bölümü anlatmıştım. Şimdi de eşimle ilgili yaşanan bölümü anlatacağım. Evi ararlarken eşim polislere iştirak ediyor. Kanunen böyle bir uygulama var. Elbise odasının oraya geldiklerinde polislere diyor burayı siz arayamazsınız. Neden diyorlar? Burası diyor benim elbise odam. Burada benim özel eşyalarım var diyor. Onlar diyor ki ya normal arayacağız. Hayır diyor arayamazsınız. Ya diyor dokunmadan ararız. Ya nasıl diyor dokunmadan ararsınız? Bu olmaz diyor. Burada benim çamaşırım, özel eşyalarım var. Arayamazsınız. Ne yapacağız diyor polisler. Bayan polis çağırın o zaman diyor. Onlar arasın. Operasyondan 2 saat sonra geliyor bayan polisler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aramaya onlar eşlik ediyor elbise odasına. Ya Allah aşkına, bizim yetiştiğimiz kültürde böyle bir şey var mı? Ben daha önce de söyledim. Kafkas asıllı, Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğu. Bizim kültürümüzde bir bayanın oturduğu koltuğa, sandalyeye bayan kalktıktan belli bir süre sonra oturulmaz. Arkadaşınızın eşi olur, kızı olur, akrabası. Çünkü onun sıcaklığı vücudunuza geçer diye. Ya biz bu namus üzere büyüdük. Biz bu namus üzere yetiştirildik. Bu öğretilerle. Bizim kültürümüzde, Türk kültüründe ha kadının iç çamaşırını, giydiği çamaşırı tutmuşsun, ha kadına tutmuşsun. Ben bunun neden olduğunu biliyorum, vallahi biliyorum. Beni küçültmek istediler. Benim onurumla oynamak istediler. Hırsızın evine operasyon yaparken bayan polis var, televizyonlarda görüyorsunuz, görmüşsünüzdür. Torbacının evine giderken bayan polis var. Ya bizim operasyonda 60-70 adrese gidiliyor. Hepsinde bayan polis var. Evde erkek olmayan, 3 çocuk bir kadının olduğu eve giderken bir tane bayan polis yok. Ve o evde evin erkeği olmadığı bilindiği halde. Evet. Beni küçültmek istediler. Hani diyorsunuz ya şu kitabın anlamı ne olabilir? Doğrudur. Tabii ki bir niyetle o kitapları oraya koyuyorum. Meraklı olanlar onu düşünsün, yorumlasın diye. Veya başka bir obje. Ama bu operasyonun, kedi tecavüzcülerine direniş operasyonunun şifreleri var. Özellikle bayan polis getirmediler. Beni küçültmek istediler. Benim şerefimi kurban etmek istediler. Kurban deveden olur. Kurban öküzden olur. Kurban koyundan olur. Aslandan kurban olmaz. Biz aslanız, aslan. Ayrıyeten beni tanıyamamış olmanız benim değil. Bu organizasyonu yönlendiren Mehmet Ağar ve pelikancıların ayıbıdır. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama Allah'a yemin olsun, inandığım tüm kutsal değerlere yemin olsun, beni küçültmek asla mümkün değildir. Göreceğiz. Bana diyorlar ki, sen akıllı adamsın, birçok dostum aradı. Sinirlenme, yapma, sen akıllı adamsın. Onlara şöyle dedim. Ben aklımı tatile yolladım. Başka bir yerde.
orada duruyor. Ya dediler sen planlarına hep sadık kaldın. Onlara dedim ki planlarımı rafa kaldırdım. Aslanın inine giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın. Ya da komple parçalamayı. Olmadı. Eş zamanlı operasyonla daha Türkiye'ye getiremediler. Düşünce şu beni paketleyecekler, dışarıyla temasımı kesecekler. Şu anda da yapabilirsiniz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Ben bunların hepsinin farkındayım. Bir tane akrabam var. Ona dedim ki ya bir takım şeyler oluyor. Uzaktan akrabam. Sen dedim Bakan Bey'in abisini biliyorsun. Turkuaz Medya'nın başında. Serhat Bey. Serhat Albayrak. Kendisiyle bir konuş. Bütün herkes böyle söylüyor. Onların organize ettiğini söylüyor. Bir konuş. Ama soruyu sorunca da dedim lütfen gözüne bak. Çünkü samimiyet gözdedir. Gidip kendisiyle muhabbet ederken konuyu açıyor. Birden bakıyor. Öyle bir şey olur mu diyor. Bizim kendisine hiçbir düşmanlığımız yok. Ayrıyeten diyor bizim cenahta onu severler diyor. Böyle bir şey asla yok diyor. Arkadaşım geldi bana bunu anlattı uzaktan akrabam olan kardeşim. Dedim tamam. Operasyona bakıyorsunuz. Sabahın beşinde polisler gelmiş. ATV orada. Drone havalanmış. Yukarıdan canlı yayın. Diğer videolarda şeyleri de anlatacağım. Karadağ'da yaşadıklarımı. Kosova'da yaşadıklarımı. Hello Makedonya'da. Hello pasaport iğrençliği. Anlatınca utanacaksınız. Vallahi seyrederken siz utanacaksınız. Ukrayna'da da yapılanları. Bunları da anlatacağım. Madem öyle bütün her şeyi hepimiz bilelim. İnanın samimiyetimle söylüyorum. Ya soruyorum ilgililere ya böyle böyle bir şey var. Ya bu nasıl oluyor? Yani eğer sizdense bileyim tamam. Ya olur böyle şey. Bizim cenah seni sever. Allah. Size bir hikaye anlatmak istiyorum, müsaade ederseniz. Seyit Rıza vardır. Dersim isyanının başlarından başı. Tabii dünya görüşümüz tamamen ayrı. Atatürk'ün yönetimindeyken Atatürk'e isyan etmiş. Bizim safımız, yerimiz, duruşumuz her ne olursa olsun belli. Biz Türk milliyetçileri Atatürk'ü gökbörü olarak kabul ederiz. Bunu her zaman da söyleriz. Yani mavi yeleli bozkurt. Yani Türklüğe her yüzyılda bir gelen yol gösterici rehber kurt. Mecazi anlamda böyle tanımlarız. Seyit Rıza isyandan sonra Malatya valisi arkadaşı onu yolluyorlar. Diyor ki isyanı bitir. 36 tane isim veriyorlar. İsyan ele başlar. Onlarla beraber gel. Atatürk diyorlar Elazığ'a gelecek. O geldiğinde sana af çıkartacağız. İnanıyor. Çok eski arkadaşı vali. Tanıyor. İnanıyor. Teslim oluyor. Tabii kısa bir süre yargılama. İdam kararı veriliyor. Seyit Rıza'ya soruyorlar bir isteğin var mı? Benim yaşım geçkince diyor. Oğluma da idam kararı verdiniz. Önce diyor ne olur beni asın. Onun diyor asıldığını görmeyeyim. İnsan. Kötü insan olunca kötü insan. Düşman da olsa adil olmak lazım. Oğlunu getirip gözünün önünde asıyorlar. Ondan sonra dönüp ona diyorlar ki dalga geçer gibi başka bir sözün var mı? Var diyor. Ben diyor sizin entrikalarınıza bugüne kadar vallahi anlam veremedim. Akıl erdiremedim.
Bu diyor benim içime dert oldu. Ancak diyor, bu dünyadan ayrılıyorum ama bu yaşıma kadar size bir kere boyun eğmedim. Şu anda da eğmiyorum. Bu da size dert olsun deyip sehpaya tekmeyi vuruyor. Ölüyor. Gene söylüyorum. Karşı taraflardayız. Ama ölürken bile ölürken asil bir duruş sergileyenler insanın içinde böyle bir yer tutarlar. Ulan şık ölüm dersin. Ulan harbi kaliteli bir ölüm dersin. Kıymetli dostlarım, vallahi billahi bu da benim içime dert oldu. Ben de bu yapılanları, söylenenleri ama söylendikten sonra diğer yapılanları anlatacağım. Hepsini konuşacağız. Vallahi içime dert oldu. Ya olmaz diyorum. Ya olmaz. Konunun muhataplarının çoğunu tanıyorum. Bu insan böyle yalan demez diyorum. Ama çok enteresan bir el onların söylediklerinin dışında onları hareket ettirebiliyor. Enteresan bir şey. Kıymetli dostlarım, bugün örgüt tanımını anlatırken önce biraz magazinsel boyutu olan bir hikayeden başlayacağız. Ama suç, 2-3 suç unsurunun olduğu, örgütlü suçlar şöyledir. Örgütlü suçlar kapsamında işlenen suçlar yarı oranında da artırılır. Yapılan olayı bu en küçük olan. Buradan başlayalım dedim. Dün Acarkent diye söylemiştim. Şileri muhataplarını bulup onlara baskı yapıp etki etmesinler diye. Aslında olay Beykoz konaklarında cereyan ediyor. Bilirsiniz Nusret diye bir kardeşimiz var. Etçi. Dünya markası oldu. Allah yolunu izni açık etsin. Aslında semt çocuğudur. Bizim Bostancı'da yetişmiştir. Kendisini tanıdım, sevdim. Başarılı bir arkadaş. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı Emir Sarıgül'ün evine gelirler Beykoz konaklarında. Onun bir altında da, bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey, derin devletimizin başı. Onun evi var. Mehmet Ağar Bey'in yanında da Sezgin Baran Korkmaz Bey var. Kendisini de tanırım. İyi bir adam olduğunu bilirim. Biz Mehmet Ağar Bey'le de eski tanışırız. Çok eski tanışırız. Konuşacağız. Emir Sarıgül'ün orada Tolga Ağar kız arkadaşıyla otururken eğlenmeyi seviyorlar. Kızın ismini söylemeyeceğim. Bu olmaz. Edep üzere olmaz. Kız arkadaşıyla beraber sohbet ederlerken biraz da kafa çekmişler, kokain içmişler, içkiyle karıştırmışlar, ikisinin de kafası güzel. Bu Nusret'le de kız daha önce tanışıyormuş, herhalde bir yakınlıkları da söz konusu olmuş. İşte erkek arkadaşına Tolga'yı anlatıyor, beni diyor bu rahatsız ediyor diyor. Tolga da hem kafasıyı hem derin devletin başının oğlu hem milletvekili ünvancı. Telefon açıyor. Bizim kardeşe, etçi kardeşimize. Nusret de telefonu açıyor. Bu hemen diyor ki lan sen böyle böyle yapmışsın işte akıllı ol filan. Tabii hiç beklenmedik bir şey. Bizim etçi Nusret, tuzcu Nusret başlıyor küfür etmeye. Hoparlörü de açmış. Tabii kızın yanında da karizma da her şeyde sıfır. Silahını çıkarıyor, ateş ediyor. Ulan diyor ben diyor seni diyor böyle yapmazsam şöyle yapmazsam ama o gene devam. Nusret de geri adım yapmıyor. Tabi ateş sesi, silah sesi oradaki yer ıssız olduğu için yankılanınca saat 7-8 civarında hemen Mehmet Ağar'la da Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar.
Bu meyanda il emniyet müdürü, o zaman Mustafa Bey, talimat veriyor. Konut abi hemen kulaktan kulağa diyor, gereğini yapın diyor. Oraya herkesi gönderiyor. Sezgin Baran Korkmaz orada. Telefon sinyalinden çözülebilir. Mehmet Ağar telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga Ağar telefon sinyalinden çözülebilir. Emir Sarıgül telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga'nın kız arkadaşı telefon sinyalinden o dediğim saatte orada mı çözülebilir ateşleme olduğu esnada. Bir de ayrıyeten Selim Taşdemir, Emir Sarıgül'ün şoförü, sonra hikayenin üzerine yıkılan arkadaş. Üzerine alıp nasıl koordine edildiğini de anlatacağım. Ayrıyeten o an orada emniyetten hangi üst yetkililer var? Onların da ismini söyleyeceğim. Onların telefonundan da sinyallere bakılınca hepsinin orada olduğu anlaşılabilir. Cevdet Hürol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı o dönem. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. Tabii Mehmet Ağar, Tolga Ağar, işte kardeşim bu ateş etti diyorlar. Ama ateş edince de bir de el sübabı olacak ya. İl Emniyet Müdürü de diyor, hayır kardeşim işlem yapacaksınız. Mehmet Ağar diyor, kardeşim size ben söylüyorum. Tolga diyor, ben milletvekiliyim. Sonucunda Emir'in şoförü bir el tek el ateş ediliyor. Çünkü el sübabı yapmak lazım. Bu da işi sağlam almak için. İleride dedikodusu olunca kardeşim el sübabı da yapıldı. Tek el ateş ettiriliyor. Daha sonra gittiğinde yani silah kullanan el sübabı şu. Silahla ateş ettiğinizde gözle görülmeyen ama elin buralarına ve kıyafetin bir kısmına kimyasal bir şey adli tıpta çıkıyor. Bunu yapıyorlar. Bu arkadaşımız cezaevine gidiyor. Şimdi tekrardan tek tek söylüyorum. Bu saydığım kişilerin hepsinin telefon sinyali aynı anda Beykoz konaklarında mı? Ben şu parmağımı diyet olarak koyuyorum. Anlattığımdan bir tanesi yalan çıkarsa bu parmağı keseceğim. Size söz veriyorum. E diyeceksiniz ki kokain içtiği nasıl tespit edilecek? Kanda 3 günde çıkıyor ama saç tahlili var. Saç tahlilinde kaç sene evveline kadar içtiğin uyuşturucuların hepsi çıkıyor. Ama hile olmayacak. Gerçek kan tahlili. Müfettişler gelip başında duracak. Çünkü bu işlerde böyle hileler var. Biliyoruz, gördük, yaşadık. Başka birinin saç telini veya kanını alıp uyuşturucu testine sokup temiz şey öyle değil. Gerçek olacak. Uyuşturucu kullanımı. 1 sene ile 3 sene arası. Kendi kız arkadaşına yer temin edip, diğerleri uyuşturucu kullanmıyor. İkisi kullanıyor. Yer temin edip uyuşturucu kullandırdığı için 5 sene ile 10 sene arası. Silahlı ateşleme 1 sene ile 3 sene arası. Suçu örtbas etmek inisiyatife göre değişiyor. Makam kullanarak baskıyla oradakilere baskı yapıp oradakilerin de yapacak bir şey yok. Dönemin derin devletin de başı, öbürü milletvekili. Şimdi ben bu parmağımı diyet olarak koyuyorum. Saç tahlili istiyorum. Kokain o gün içmişler mi, içmemişler mi? İkincisi, uydudan sinyal takibi istiyorum. Bu kişilerin telefonları orada mı, değil mi? Ben size söyleyeyim, orada. Benim gibi bir insan, dış görünüşüne dönem veren bir insan bir parmağını kaybetmek istemez. Ki herkes bilir, ben söz verirsem yaparım. Tabii her zaman Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Öyle ya. Bir tane kızcağız var. Kırgız veya Kazak uyruklu. Onu daha sonra uzun uzun da konuşacağız. Tabii. Konuşmadan olur mu? Neler konuşacağız? Bir gün evvel kızcağız jandarmaya gidiyor. Tolga bana taciz ya. Tecavüz de taciz. Böyle kibarlaştırmaya gerek yok. Kız da tecavüz ediyor. 18 yaşında. Zorla tecavüz ediyor. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası alıdırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor.
Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi? Kendi kızımız olmadığı için derdin peşine düşmedik. Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik, öyle dedik, kükredik. Ama orada bir garip cavur öldü. Ve herkes biliyor. Şimdi rezilliyor. Kimse ağzını açmıyor. Hani kadın kuruluşları, kadın haklarını arayacağız, kadın haklarını arayacağız, kadın şiddetine son. Bir tane gördünüz mü bu olay için orada eylem yapan? Yok. Derin devletin başı. Adam ne isterse oluyor. Normal devlet gibi de değil. Derin. En derin. Bir de şimdi daha da kazmıştır. Daha da derin olmuştur. Ne kadar enteresan. Ne kadar. Daha bunun haricinde bugün tabii anlatacaklarımız var. Konuşacağız ama daha sonraları da konuşacağız. Benim evime narkotik polisleri yollamışlar. Bunun anlamı şu. Bir de kameralar çekim yaparken arkalarını dönüyorlar narkotik. Bu şöyledir. İnsanoğlunun uzmanları bilir. Bilinçaltı şöyle çalışır. Görsel olarak gördüğünü, duyduğunu beyin hemen bilinçaltına atar. Bütün doğduğumuz an itibariyle bütün her şey bilinçaltında kayıtlıdır. Bu şekilde insanların beynine televizyondan veya kulaklarına bir şeyler sohbetlerde geldiğinde o insanla ilgili bir algı oluşur halkın üstünde. Narkotik polisi. Allah Allah. Ne yapıyor bu narkotik polis bizim evde? Narkotik arıyor. Köpek de getirdi işte. Bir gram namus sahibi olan herkes bilir. Benim uyuşturucu satanlara ne yaptım? Ben namusum, şerefim ve en sevdiğim kızlarımın üstüne yemin ediyorum. Bir kere uyuşturucu sattıysam, oradan bir para kazandıysam, $100 bile. Ben dünyanın en şerefsiz insanıyım. Allah benim kızlarıma kötü kader yazsın, kötü baht versin. Eğer uyuşturucudan şu ana kadar satıp elime para geçtiyse ve ben böyle bir para yediysem. Ve bunu herkes bilir. Namus sahibi olun. Narkotik polisinin orada ne işi var? Bir de özellikle arkaları hep dönük onların. Narkotik, köpek araması. Kıymetli dostlarım, size ben bir şey söyleyeyim mi? Narkotik polislerini nereye yollayacağını galiba bizim derin devletin başı bilmiyor. Sayın Mehmet Ağa. Pelikancılar da galiba. Onlar yok, işini biliyorlar. Bu koordinasyonu onlar yapıyorlar. Televizyonlarda bunları yayınlamak, bilinçaltı onların uzmanlık işi. Lan benim karımın olduğu yerden torba tutup biz uyuşturucu mu satıyoruz evden çocuklarımın da orada? 5-10 ton orada saklıyor. Ben nerede saklandığını da söyleyeceğim size. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Önemli olan gidip onu yakalamak. Yoksa gizlenecek, saklanacak bir şey yok ki. Siz biliyor musunuz? Dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. Üçüncü il Adana. İnternetten araştırıp bulabilirsiniz. İmanlı nesil yetiştirecektik. Uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirdik. Dünya ikincisi ya. Dünya. Üçüncü de Adana. Narkotik polislerin nerede? Benim evde. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Lütfen internete girin. Kolombiya limanında İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Başkanı, Devlet Erkanı 4 ton 900 kilo kokain yakalamış. Bu Türkiye'ye geldiğinde, paketlenip satıldığında, biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde. Yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir limanına bir kimya firma. Ya açıklama var. Uydurmuyorum. Şaka olduğunu düşünüyorsunuz. Vallahi ben şaka yapmam. Bir tek Ferdun Başkan'a yaparım. 4 ton 900 kilo.
Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimse. Ya kardeşim, biz 4 ton 900 kilo bulgur getirsek faturayı eksik yazdın diye bizi gene nezarete atarsınız ya. Lan kokain bu ya. Lan niye operasyon yok? Türkiye dünyada ikinci olmuş uyuşturucu kullanımında. Narkotik polisleri benim evde. Bu nasıl bir şey ya? Allah'a yemin olsun anlamıyorum. Anlayamıyorum. Bu nasıl bir şey? Devlet böyle olmaz. Devlet derin devletçi oyununu oynayanların oyununa gelmez. Torbacı evi mi basıyorsun sen ya narkotik polisleriyle, köpeklerle? Nereye gidiyorsun? Hayırdır ya? Bu adam kaç tane uyuşturucu satıcısının öldürülmesinden yargılandı sen biliyor musun? Yargılandım. Çocukluğumuzda arkadaşlarımıza uyuşturucu satan insanların ölümünden yargılandım. Suçsuz olduğum anlaşıldı, beraat ettim. Vallahi ayıptır. Billahi ayıptır. Tallahi ayıptır. Olmaz. Olamaz. Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu seneminin sahibi Mehmet Ağa. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. 2-3 tane de mafyatik tip. Kriminal bilinen narko ailesi. Hani? Derin devletin başı. Vallahi ayıp ya. Billahi ayıp ya. Devlet ahlakı olur. Devlet namusu olur ya. Beni getirtmek için her ülkede verdiğiniz enerjiyi uyuşturucu satanları yakalamaya verseydiniz ülkede dünya ilk üçten çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanı direkt talimat verdi. Niyetini söyledi. Vallahi imanlı inançlı nesiller yetişsin. Milliyetçi muhafazakar nesiller ya. Türk İslam'da ne büyük şeref. Doğru ya, bütün her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan bekliyorsunuz. Torbacıları da o yakalasın. Öyle ya. 4 ton 900 kilo. Kıymetli dostlarım, daha biz çok konuşacağız. He bak. Esas biz daha neler konuşacağız biliyor musunuz? O altın başların rezilliği. Emniyetten bıraktırmış bir tanesini getirtmiş. Öbür kardeş emniyette il emniyet müdürünü arıyor. Ya bu bunlar iyi arkadaşlarmış ya diyor. Megafonda açıyor. Bunları şey yapmak lazım. Emredersiniz diyor. Emir anlaşıldı diyor. Sayın Bakanım. Derin devletin başı ya, görevde olmasa da emir daha söylediği. Bunu özel olarak tam detaylı anlatacağım. Mübariz. Escobar kendine bir tane ceza yaptırdı diye tüm dünyada Netflix'te her yerde diziler oldu. Ya sen de tek cezaevinde yattın. Cezaevi boşaltılmadı mı? Tek başına yatmadın mı? Koruma polislerin sen de cezaevin içinde yatmadı mı? Havuzun, jacuzzin yok muydu? Mübariz Masimov yaptırmadı mı jacuzzini? Helikopter pisti yaptırılmadı mı? Türkiye'deki önemli iş adamlarını sen yalnız hissetme diye mübariz helikopteriyle devamlı taşımadı mı sana? Aman silinme, aman unutulma, aman onur ol, basında bu şekilde anıl, yapmadı mı? La adamı FETÖ'ye sen getirdin tanışmaya. Ya polis ifadelerinde var. Fethullah Gülen'le sen tanıştırdın. Adamı FETÖ'cü diye içeri attırıp ballarını aldın. El insan.
insaf. Böyle dünya tarihine mal olmuş devlet yöneticilerini incelerken bir isim çok dikkatimi çekti. Ne kadar da dedim benziyor Sayın Deri devletimizin başına. Josef Foça. İlk papaz okulunda öğretmen. Sonra Fransa'da halk ihtilali başlayınca ihtilalin içinde direkt görev alıyor. O 3000 tane papaz öldürüyor. O zaman din adamları halkın üzerine çok baskı kurup eziyet edip işte rüşvet, talan, para, zulüm. O isyanda 3000 tane papaz öldürülüyor. Bu da papaz okulunda öğretmen. En çok papazı da bu öldürüyor biliyor musun? Fuçe. İşte ihtilale karşı isyanlar olunca gidip bu çok kanlı bastırıyor. Bunu polis bakanı yapıyorlar. Sonra bu Napolyon'la anlaşıyor. Şaka yapmıyorum. Napolyon'u getiriyor, Napolyon'un polis bakanı oluyor. Sonra ilk etapta ihtilal yapıp yıktıkları kral var ya, kralla anlaşıyor, Napolyon'u düşürüyor, kralın da polis bakanı oluyor. Stefan Zik'in eserinden okursanız Fuçay'ın hayatını, ben birkaç yerden okudum, en keyiflisi, en güzeli o. Aynı bizim Mehmet Ağar. Anavatan iktidar, Mehmet Ağar. En önde. DYP iktidar Mehmet Ağar en önde. Refah iktidar Mehmet Ağar en önde. AK Parti iktidar Mehmet Ağar en önde. Ama Fuçen'in sonunu biliyor musun Joseph Fuçen'in? Ben sana anlatayım. Bütün mallarına el koydular. Sadece bir bölgede yaşamasına izin verdiler. O da kendisine suikast yapılıp öldürülmesin diye geri kalan hayatını dine adamış edasıyla aslında dinsiz. Dedim ya tüm papazları öldürmüş çoğunu. Bir yerde bir enik olarak yok oldu gitti. Benim karıma eziyet ettiniz. Benim çocuklarıma zulmettiniz. 90 zamanının Mehmet Ağar polisliği. İnsanların yanında karılarını soydunuz. Allah'a emin olsun şahit oldum. Terör şubesinde kaldım. Tarihlere bakabilirsiniz. 3 gün kaldım. Bize eziyet etmediler. Yaşım da çok küçüktü. Gördüm. Bize iyi davrandılar. Adına Mehmet Ağar polisliği denirdi bunun. Ünal Arıkan vardı. Kemal Yazıcıoğlu vardı. Bunlar Atilla İtekler vardı. Tabii normal yeni yetişen nesiller bunlara bakınca bir tane küçük yazlık, bir tane küçük ev. Kimisi de öldü. Para yok, pul yok, emekli maaşı. Ha, Mehmet Ağar'ın yükselişine bakınca tabii Mehmet Ağar hayranlığı da artıyor. Ulan bu adamın yaptığı doğru demek ki. Bu güç, bu ihtişam, bu para, bu kudret her zaman en üstte. Vallahi senin kızın benim öz kardeşim olsun. Vallahi senin gelinin benim öz kardeşim olsun. Ama Allah bizle konuşur. Bazen dayanamayacağımız acılar verir. Gencecik o insanlar o kadar eziyet çektiler. Allah onlar benim kız kardeşim olsun. Gencecik yaşlarında onlar bu dünyadan ayrıldı. Kaderin bize söylediğine dikkat etmek lazım. Allah'ın bize söylemek istediğine yüce Allah'ın dikkat etmek lazım. Şimdi Tolga Ağar başladı. 18 yaşında kız çocuğu. Kimisi kimsesi yok. Burada öğrenci öldü gitti arayan yok sarayın. Paket. Ya. Allah var. La galibe illallah. Kazanan yalnızca Allah'tır. Sormaz mı o yetimin, o garibin, fukaranın hesabını? Bir gün sorar. Vallahi soracak. Billahi soracak. Ben zaten ne demiştim biliyor musun? Bu FETÖ'cüler kaybedecek dedim. Avukatlar bana dedi ki ya hapis cezası aldın. Halen daha kaç tane suç duyurusu yaptılar. Halen yargılanıyorsun her mahkemeden. Daha dünya ceza onlardan alacaksın. Yok dedim bunlar yenilecekler. Dedi ki nasıl? Bunlar dedim Gayretullah'a dokundular. İlk başlarken herkese yardım eden hizmet hareketi. Sonra mahkemelerde canavarlaşmışız. Gelen ziyaretçilere, mahkumlara zulmeden kişiler.
Yenildiler. Vallahi Allah duydu da. Allah ne diyor Yüce Allah? Mazlumların ve gariplerin dualarıyla benim aramda hiçbir engel yoktur. Direkt bana ulaşırlar. Direkt duyuyor. O kızın ölmeden önceki yakarışlarını duymuştur. Ve diğer insanlar. Ve benim kız çocuklarım. Duyuyor. Haşa, Allah yalan söyler mi? Mümkün değil. Açık beyan. Bize rahmetliye iman etmiş. Yüce Allah'ın tüm yalanlardan eksik olduğuna inanmış kimseleriz. Kazanamazsın. Belki birilerini beni onu bunu yenersin. Devlet gücünü kullandığın için her yerde polis müdürleri senin kadron. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gibisin. Bu kadar kadro alıyorsun. Tek başına bir milletvekilisin oğlum. Bir tane gazeteci tanıdığı var. Açıklama yapıyor. Bu operasyon diyor, bu dosya diyor, dolu diyor. Ben diyorum ya, kedi tecavüzcülerine dayanış, direnme dosyasıdır bu. Yok diyor, bu dosya dolu diyor. Dosyayı da konuşacağız, anlatacağım. Tabii şimdi artık ülkenin her yerinde neler kurguluyorsunuz. Ne cinayetleri ben yapmışımdır, ne iğrençlikler. Bana neler, ben bunları göze alarak çıktım bu yola. Vallahi bu şekilde çıktım. Arkadaşın dediği gibi sen akıllısın. Yok vallahi ben aklımı tatile yolladım. Şu an bende akıl yok. Plan vallahi rafta. Plan da yok. Bazen arabanın vitesini boşa atmak gerekirmiş demek ki. Şimdi öyle yaptım. Tolga Şardan Bey gazeteci. Dosya dolu. Tamam, o zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Bu dosya doluysa polis, dosyanın savcısı Alim Yaşar'ın telefonlarını niye dinlemeye aldı? Evet, bu parmağımı şimdi diyet olarak koyuyorum. Doğru çıkmazsa bu parmağımı keseceğim. İki tane müfettiş. Örgütlü terör suçları kıdemli savcısını dinlemeye alıyorlar. Neden olur bu? Ve sonra hikayenin diğer yanı. Onun duymasını da bir vesileyle sağlıyorlar. Aman efendim, böyle böyle bir durum var. Sedat Peker'in dosyasıyla ilgili irtibatınız var mı diye sizi dinliyorlar. Haberi nereden almış diye. Madem dosya doluydu, niye savcıya bu oyunu yaptınız? O da aman benim adım suç örgütü lideriyle çıkar diye adam operasyon emri, hadi. Bu namuslu bir hareket değil. Bu adil bir hareket değil. Vallahi değil, billahi değil, tallahi değil. Şimdi ben neye üzülüyorum biliyor musunuz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim? Bu anlattıklarımın bütün hepsi boşa gidecek. Kendi güçleriyle basında savcının telefonlarının dinlemeye alındığını Sedat Peker nasıl öğrendi? İşte gerçek suç örgütü lideri. Ya bu ülkede namuslu adamlar var. Ama sizin o kurguladığınız gibi ulusal basın, işte ulusalcılar onu destekliyor. Ya televizyona çıkıyorsunuz utanmadan, diyorsunuz ki Sedat Peker'in olaydan 20 gün sonra açıklama yapması inandırıcı değil. Niye 20 gün sonra yaptı, canı bu kadar yandıysa? Ulan hiçbir şey demeden karıma çocuklarıma bunları yaptılar. Onları buraya getirmeden nasıl açıklama yapayım? Ulan hiçbir vicdanınız yok. Ulan bir kere dürüst olun. Ulan bir kere adam olun lan. Ulan sırf bana gıcık kapıyorsunuz diye benle ilgili eşcinsel raporu yayınladılar. Ulan herkes biliyor, namussuzlar, bu sahte. Ulan herkes biliyor, siz de biliyor. Ulan gazetelerinizde yayınladınız. Sırf benim sinir sistemimi bozmak için değil mi? Ancak ben sinirlendikten 3 saniye sonra tık diye tüm sinirlerimi rölantiye alabiliyorum. Allah bana böyle bir meziyet vermiş. Asıl cezaevindeyken bedelli olarak yaptığımın evrağını gördüğünüz halde birbirlerinize WhatsApp'lardan yolluyorsunuz. Herkes anasından emdiği süte layık davranılmış. Vallahi ben anamdan emdiğim süte layık davrandım.
Bütün herkes parçalanmış, PKK'lıların cesetlerini yayınlarken geriye dönün bakın, bir kere yayınlamadı. Ne dedim biliyor musunuz? Anneleri vardır. Anneleri, annelerinin suçu yok. Yüzü gözü tanınmayacak halde olduğu için üzülürler dedim. Lan namusluysanız girin bakın, bir kere paylaşmış mıyım? Herkes paylaşıyor. Paylaşmadım. Sizle benim aramdaki fark bu. Benim bir duruşum var. Siz iğrençleşmekte sınır tanımıyorsunuz. Bu olayda da samimi değilmişim. Ulusal kanatla görüşmüşüm, derin devleti. Bana bilgiler, belgeler yollayın, destek verin, ben bunlara yürüyeyim filan. İnsaf. Ulan vallahi insaf, billahi insaf, tallahi insaf. Bu olmaz. Bu olmamalı. Hani namus? Sol namusu dersiniz bir de. Ben ne solcu ne sağcıyım. Geriye dönüp tarayayım, bir kere sağcıyım bile demedim. Ben milliyetçi. Biz Başbuğ'un evlatlarıyız. Biz Yücealık'ı severiz, devleti severiz, milleti severiz. Bunu seven herkesi severiz, buna düşman olan herkese düşman oluruz. Bitti. Ulusalcılar kanat. Ben Ergenekon Mahkemesi'nde de dedim, benim ulusalcılığım Birleşik Türk Devletleri'nin kurulması üzerine. Rusya ile Çin'le yan yana gelip kucak kucağa olmak değil. Ya bu insanlar benim atalarımı öldürdü. Oradan geldik. Dünyanın en büyük devleti Rusya. Biliyorsunuz değil mi? Ve üzerinde kurulu olduğu toprakların 2/3 Türk yurdu. Çin. Aynı şekilde. Amerika, zaten Amerika ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Başbuğ'un öğretisi var. Ne diyordu? Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şeyi Türklük için. Ben Türk kardeşlerimizle asla ayırmadan söylüyorum. Onlarla beraber kurduk biz bu yurdu. Ne oldu? Ulusalcılar, ulusal kanala bak. ATV'den sonra en çok bana suç örgütü derken keyif alarak onlar söylüyor. Sorsunlar Sayın Doğu Perinçe'ye. Benim bir suç örgütü duruşumu görmüş mü? Beraber kaldık cezaevinde. Bir düşük hareketimi görmüş mü? Kalitesiz bir hareketimi. Ben arkadaşlarımdan tepki alacağımı bildiğim halde sevenlerimden orada yaşananları doğru anlattım. Ulusalcılar herkesten daha cesurdular dedim Ergenekon yargılanmalarında. Onlar teşekkürünü televizyondan böyle yapıyorlar. Eskiden bir duruşunuz vardı. Siz de bir pelikancıların şeyine girdiniz. Benim ulusalcılığım, Avrasyacılığım bundan ibaret. Benim Avrasyacılığım Birleşik Türk Devletleri'dir. Geri kalan da beni bağlamaz. Ben anlamam. Tarih boyunca Türklüğü İslamiyet'e zulmetmişlerle birlik olacağız. Veya Amerika. Bu kadar zengin olması için dünyadaki gelir kaynaklarını alması lazım. Bunu çocuk da bilir. Gidip Amerika'ya da kendimizi teslim etmeyelim ama Rusya'yla Çin'e de etmeyelim. Veli Küçük Paşa ile görüşmüşüm. Onlar ya cezaevinden çıktığımdan beri bir kere görüşmedim Veli Küçük Paşa ile. Herkes biliyor. Namus sahibi olan herkes biliyor. Şu veya bu sebep. Ama yorumcu diye televizyona çıkıyorlar, anlatıyorlar. Lan bir insaf ya, bir vicdan ya, lan bir ahlak ya. Bir dahaki dosyada bu videoyu biz yavaş yavaş bitirelim. Ama öbür videolarda çok keyifli sohbetler yapacağız. Mesela öbür videolarda Sayın Derin Devletimizin başı Sayın Mehmet Ağar'la 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız. Ama Korkut Eken'i de alacağız. Bu sefer o da olacak. Üçümüz konuşacağız. Vallahi aklımı tatile çıkardım. Billahi aklımı tatile çıkardım. Siz benim çocuklarımı üzdünüz. Siz beni küçültmek istediniz.
Siz ben yokken evime gelip beni aşağıladınız kadın polis getirmeyerek. Her yere getirip bana getirmeyerek. Beni aşağıladınız. Beni küçültemezsiniz. Beni kurban edemezsiniz. Kurban öküzlerden olur. Kurban deveden olur. Koyundan olur. Aslandan kurban olmaz. Biz aslanız, aslan. Kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim. Allah'a yemin olsun. Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız. Bu istikamete üzere olmaktan ayrılmayacağız. Kendinizi üzüyorsunuz, diyorsunuz ki bazıları korkudan resimleri siliyorlar. Bazıları korkudan seni tanıdığını söylemekten imtina ediyorlar. Onlar için üzülmeyin. Onlar için en güzel sözü Nihal Atsız Hoca söylemiştir kardeşlerim. Yıllar yolların sonu şiir kitabının bir yerinde şöyle der. Oysaki yoldaşını bırakıp dönenlerin değişilir hepsi bir sokak kaltağına. Tüm tamamının bir sokak kaltağı kadar değeri olmayan korkaklardan, yılgınlardan bize fayda gelmez. Biraz önce de söyledim. Allah'a emin olsun. Biz aslanız aslan. Allah'a emanet olun kardeşlerim.